Allah'ı zikretmek, beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Ayeti kerimesindeki denklem neticesi Allah-u Teala kullarını zikretmektedir. Bu anlamda namaz bir miraçtır. İsmail Hakkı Bursevi bu ayeti açıklarken, Allah'ı zikretmek ibadetlerin en üstünüdür. Çünkü zikrin sevabı zikrin ta kendisidir. Saatlerce yapılacak zikirleri kat kat katlayacak olan zikir. Anlamı, mahlukatının sayısınca, zatını razı edecek kadar, arşının ağırlığınca, kelimelerinin mürekkebi kadar Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederim. 3 defa okunacak. Cüveyriye radıyallahu anha validemizden rivayet edilmiştir. Uzun bir kıssanın sonunda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Muhakkak benden sonra şu 4 kelimeyi 3 defa söyledim ki o kelimeler senin saatlerdir zikrettiğin kelimelerinle tartılacak olsaydı benim söylediklerim onları tartardı, sevap bakımından onlardan ağır gelirlerdi. Kutsi hadiste Yüce Allah buyuruyor ki, ben kulumun bana olan zannı yanındayım. Beni andığı vakit onunlayım. Eğer beni kendi nefsinde anarsa, ben de onu öyle anarım. Eğer beni bir topluluk içinde anarsa, ben de onu onlardan daha hayırlı bir melek topluluğu içinde anarım. Kurtubi buyuruyor ki, kulumun benim hakkımdaki zannı kelimesinin manası, dua edince kabul olma düşüncesi, tevbe edince tevbenin kabul düşüncesi, ibadet edince mükafat düşüncesi, Allah'ın vaadi neticesidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, kabul olunduğundan emin olarak Allah'a dua edin diye emir buyurmuşlardır. Resulullah aleyhisselam bir hadisi şeriflerinde, müferritler öne geçtiler buyurdu. Bunun üzerine arkadaşları, ya Resulallah, müferritler kimlerdir diye sordular. Cevaben, Allah'ı çok zikreden erkekler ve çok zikreden kadınlardır buyurmuşlardır. Bu hadis-i şerif gereği her fırsatı değerlendirip zikrullah ile zamanı değerlendirme koşulları oluşturulmalıdır. Medine dışında bir sahabe Resulullah aleyhisselamı ziyarete gelerek İslam'ın emri bana ağır geliyor diye bireysel bir şikayet veya yakınma ile bana bir şey emret de onunla ilgileneyim, işim kolaylaşsın dedi. Cevaben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, dilin Allah'ın zikriyle ıslak hale gelsin buyurdu. İbadette zorlanan bir şahsın zikrullah ile meşguliyeti zaman içinde diğer ibadetleri de kolay yapıp her birinden ayrı ayrı zevk almasına sebep olacaktır. Zikrullah, diğer ibadetleri zevkli kılan bir uğraştır. Sabah akşam Rabbinin adını an ayeti kerimesinde tesbih ve secdenin aslı Resulullah aleyhisselam olduğuna göre emir süreklilik içindir. Hazreti Ayşe annemizin Resulullah vakitlerinin tamamında zikrullah'tan gafil olmazdı şahitliği Efendimiz'e emredilen ayetler doğrultusundadır. Resul'e emir aynı zamanda müminlere emirdir. Bu nedenle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetini zikrullah'a teşvik etmişlerdir. Hadis-i şeriflerinde zikrullah'tan daha üstün bir sadaka yoktur. Allah'ı çok zikreden kimse nifaktan uzak olur. Zikrullah kalplerin şifasıdır.
Zikrullah, Allah'ı zikreden bir dile, şükreden bir kalbe, imanınız da size yardımcı olacak mümin bir hanıma sahip olun buyurmuşlardır. Ayet ve hadis-i şeriflerden anlaşılacağı gibi, mümin bir bireyden istenen, düzenli olarak Allah ile olan kalbi, bağlantıyı kesmemektir. Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Biz insanoğluna şah damarından daha yakınız. Ayet-i kerimeleri, Allah ile kul arasındaki iletişim kopukluğunun mümkün olamayacağının delilidir. Kur'an sürekli zikrullah önerirken sayısal çoğunluk belirtmiyor, az bile olsa sürekli iletişim emrediyor. Böylece insan sürekli unutan olmaktansa sürekli hatırlayan bir konuma yükselmiş olacaktır. Kur'an-ı Kerim zikir ehline tam olarak iman eden, zikrullah ile kalbi huzur bulan, Allah ve Resulünü tek ölçü kabul edip emir ve yasaklarına uyan, ticaret, siyaset ve alışverişin zikrullah'tan alıkoymadığı, Allah'tan korkan kimseler olarak tanımlamıştır. Rad suresinde buyurulmuştur ki, onlar iman eden ve kalbi Allah'ın zikriyle huzur ve sükuna kavuşanlardır. Haberiniz olsun ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur. Zikrullah ile mümin gönüllerin huzura kavuşacağı, az önceki ayeti kerime ile kesin ifade buyurulmuştur. Mümin gönüller ancak zikrullah ile her türlü çağdaş stres kalıntılarından uzak durur ve huzura kavuşurlar. Allah diyerek zikrullah'a devam ile bütün hisler ve duyu organları kendi ritminde çalışmaya başlar ve üzerlerindeki yapay yüklerden arınmış olurlar. Zikrullah ile yumuşamayan gönüller, dünya nimetlerinden hangisini arzu etse, hangisine kavuşsa, hepsinin bir sonu olduğu için hiçbiriyle tatmin olamaz. İlahi aşktan zevk almaya başlayan gönüller, arzu ve şehvetle istenilen tüm mevkilerin geçici olduğunu anlar ve zikrullah'tan başka hiçbir şeyle tatmin olamazlar. Zikrullah ile tanışmayan kalpler huzura eremezler. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de güzellikler ver ve bizi cehennem azabından koru. Amin.